Merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü videomda bana gelen Almanya'ya nasıl gelirim sorusuna cevap vermeye çalıştım. Kendimce bir toparladım ve size 5 maddede nasıl Almanya'ya gelebileceğinizi anlatacağım şimdi. Kısa olacak, ne kim nasıl gelir, neler gerekli ve bu şıkların gereklilikleri neler, bunlardan bahsedeceğim. Şimdi bu 5 şekilden bir tanesi ne arkadaşlar? 6 aylık iş arama vizesi. Bu çok uzun zamandır konuştuğumuz, aslında şu anda durmuş olan, verilmeyen ama hazırlıklarını birçok kişinin yaptığı vize şekli. 6 ay boyunca iş arıyorsunuz gelip Almanya'da ve bulursanız bunu oturum izniyle hemen dönüştürüp mesela bugün buldunuz, hemen başlayabiliyorsunuz çalışmaya. Ama bunu kimler alabilir? Şimdi 6 aylık iş arama vizesini ya üniversite mezunları, yani bir diploması olan, bir mesleği olan ve bu meslekte Türkiye'de geçmişi olan insanlar alabilir. Ya da meslek lisesi mezunu, yine bir meslek üzerine bir diploması olan ve yine bunun üzerinde tecrübesi olan insanlar alabilir. Ya da bir kalfalık ya da bir ustalık belgesi olan insanlar alabilir. Yani şu buradaki aslında handikap şu, 6 aylık iş arama vizesinde. Bana en çok sorulan soru da bu. Ben yeni mezunum, 6 aylık iş arama vizesini alabilir miyim? Şimdi 6 aylık iş arama vizesini belki bir ihtimal alabilirsiniz ama sonra iş bulabilir misiniz? Burada biraz gerçekçi olmak gerekiyor. Sizi orada almaları için gerçekten tecrübeli eleman olmanız çok önemli. Çünkü zaten başka bir ülkeden geliyorsunuz. Sizi tercih etmeleri için tecrübelerinizi kullanmaları gerekiyor bana kalırsa. Yani o yüzden burada 6 aylık iş arama vizesini alabilir miyimden ziyade bence soru orada 6 ay boyunca iş bulabilir miyim? Yani bu süre zarfında ben iş bulup oturma iznine dönüştürebilir miyim olmalı. Burada yine birinci seçenek 6 aylık iş arama vizesinde bir handikap daha var. Dil arkadaşlar. Bu bundan 1,5 yıl önce başladığında aslında dil zorunluluğu yoktur ibaresi vardı. Ama şimdi artık başvurular arttıkça ve bunun aslında gerçekçi olmadığı bence, çünkü sonuçta iş aradığınızda göreceksiniz iş ilanlarında. Orada size gerekli olan dil şeyini veriyor ilanda. İşte B1 Almanca gerekiyor, B2 Almanca gerekiyor, bazılarının C1 gerekiyor gibi ibareler var. O yüzden aslında bu vizede en baştaki zorunluluk dil. En az B1 olması gerekiyor. Bu arada bazı meslekler hariç, bunun için detaylı olarak diğer videomu izleyebilirsiniz. İkinci seçenek ne diye bakacak olursak, üniversite başvurusu yapabilirsiniz. Burada şu var. Mesela siz liseden Türkiye'de mezun oldunuz ve üniversite sınavına girdiniz. Ve üniversite sınavında bir kabul, yani kazandığı belgeniz var. Mesela İnşaat Mühendisliği Ege Üniversitesi kazandınız. Bu belgeyle direkt Almanya'daki üniversitelere başvurabiliyorsunuz. Bu birinci seçenek üniversite içinde. İkinci seçenek, siz mezun oldunuz üniversiteden. 6 aylık iş arama vizesine başvuramıyorsunuz iş bulamam diye, çünkü tecrübeniz yok o alanda. O zaman master için başvuru yapabilirsiniz. Burada yine gerek üniversiteye başlamak gerekse master için yine dil burada karşımıza çıkıyor. B1, şimdi ben şöyle sorular alıyorum bununla ilgili. Ben gördüm, okudum, B1 ile ön onay veriyorlar diye. Evet, şimdi şöyle, teoride bu yazıyor. Ama şimdi oraya başvuru, mesela 10 kişi başvuruyor. 10 kişinin 7'sinde B2 sertifikası var. O zaman ne oluyor arkadaşlar? Siz B1 ile oraya girememiş oluyorsunuz. Yani şöyle bakmak gerekiyor. Eğer üniversiteyi kafanıza koyduysanız B2'yi kesin almış olmanız gerekiyor. TELK olabilir, yine TESTEF olabilir ya da GÖTE sertifikası olabilir. Bunlardan birisinin mutlaka almış olması gerekiyor ama üniversiteye başvuruda TESTEF kabul ediliyor diye biliyorum. Yine bunun ayrı bir araştırması yapılabilir. Hangi zamanda başvurulacağına göre güncel zamana bakılmalı. Evet, burada yine dil çok önemli dediğim gibi. Ve üniversiteye başvuruyorsanız, mesela 6 aylık iş arama vizesinde herhangi bir zaman başvuru zamanı yok. Ama üniversiteye başvuruyorsanız tabii ki üniversitelerin başvuru zamanları var. Buna dikkat etmeniz gerekiyor. Yoksa dönemleri kaçırırsınız. Burada da buna dikkat edin. Almanya'ya geliş seçeneklerinden üçüncüsü ise çalışma vizesi. Yani siz Türkiye'deyken Almanya'da bir şirketle iş sözleşmesi yapmış oluyorsunuz. Bu şekilde konsolosluğa başvuruyorsunuz ve bu artık direkt diyorsunuz ki ben bir elemanım. Burada üniversite mezunu olup olmamanız önemli değil. Bakın, bu da önemli olan bir altını çizmek istiyorum. Burada üniversite mezunu olmanız önemli değil. Siz
sizin bulduğunuz işteki sizin yeterliliğiniz, sizin tecrübeniz. Yine orada CV'nizi hazırlıyorsunuz konsolosluğa giderken. Ama öncekiler kadar çok karıştırılmamış oluyorsunuz. Yani sizin mesleğinizde belki bir el işçiliği alakalı işte ya da bir marangoz ya da yani dille alakalı çok bir şey yok. Diyelim ki 6 aylık iş arama vizesinde sizin diliniz önemliyken artık burada çok önemli olmuyor. Yani diyor ki senin işverenin bunu kabul etmiş. Onun iş sözleşmesine yazması gerekiyor bu arada. Kabul ettiyse diyor ki yani yüksek olasılıkla diyelim, %100 demeyelim yine. Yüksek olasılıkla bu vizeyi almış oluyorsunuz ve oturum izniniz olmuş oluyor. Gelip çalışmaya başlayabiliyorsunuz. Evet, burada dediğim gibi dil problemi olmuyor bu vizede yüksek olasılıkla. Ve lise mezunu, üniversite mezunu da önemli olmuyor. Önemli olan sizin orada bir iş bulmuş olmanız. Evet. Dördüncü seçenek ne? Aile bileşimi. Yani siz Almanya'da biriyle evlenmiş olmanız gerekiyor. Ya Türkiye'deyken evlenmiş olmanız gerekiyor. Ya da siz Türkiye'deyken eşiniz Almanya'ya gitti. Siz sonradan onun vizesiyle aile bileşimine başvurup oraya gidebiliyorsunuz. Burada şöyle bir farklılık var dil konusunda. Eğer eşiniz mavi kartla gidense ne oluyor? Sizin dil diploması olmanıza gerek kalmıyor. Herhangi bir sınava girmenize gerek kalmıyor. Ama bunun dışında yani mavi kartlı bir eş yoksa Almanya'da o zaman mutlaka Göte'den A1 sertifikasını almanız gerekiyor. Yine bu vizeye başvuru yapmak için. Yoksa vizeyi alamazsınız. Ve son seçenek. Bu aslında tam bir seçenek mi? Yani bu bir şöyle artı eksi diyelim. Son seçenek, beşinci seçenek orada iş kurma ya da şirket kurma. Şimdi burada şöyle bir şey var. Size %100 oturma izni vermeyi biliyor. Orada bir açıklık var. Yani size diyor ki siz burada iş kurun, şirket gelip gidip ben sana vize vereyim ama oturma izni olmasın. Hani mesela işte 3 yıllık Schengen'i yenilemek gibi sürekli. Sen yine gel işini yap burada ama burada oturma diyebiliyor. Buradaki yani bu iş kurma olayı çok ucu açık. Senin ne iş yaptığına bağlı, o işin cirosuna bağlı gibi pek çok şey var. Ya da işte belki bazen eğitimine bile bağlı olarak. Bu seçenek daha çetrefilli, daha zor bir iş. Yani gelir gider olayları falan gibi pek çok şey devreye giriyor. Dediğim gibi burada en aslında mantıklı olan iki seçenek var. Üniversite ya da çalış direkt iş bularak gelmek sizin için en mantıklısı olan tabii ki. Ama 6 aylık iş arama vizesi eğer tecrübeliyseniz, yani bir geçmişiniz var, Türkiye'de 5-10 yıllık bir elemansanız kesinlikle ve diliniz varsa, bu çok önemli bence, bazı meslekler hariç yine diyorum, diliniz varsa bu mutlaka denenmesi gereken bir seçenek. Şimdilik bu kadar. Bir sorunuz varsa yoruma yazarsanız daha çok kişi yararlanır, daha iyi olur. Bunu özellikle rica ediyorum. Ama onun dışında beni beğenmeyi ve takip etmeyi unutmazsanız sevinirim. Çünkü bunlar beni motive ediyor. Teşekkürler, hoşça kalın.